her gün nasıl bir iyilik yapabilirim diye Allah'ın huzurunda kendime hesaba çekiyorum. Bugün ne yaptım Allah için? Tabii işimi de yapıyorum, aşımı da yapıyorum. Güzellik, makbul ve güzel işler, bunlar hep Allah içindir. İşte bu kendine yaparsın. Gelir pozitif enerji, pozitif enerji. Huzur, huzur. Bir de kötülük yapan. Bunları bilmeyen, bu kainat ortamını, bu dünyayı, yaratılış gayesini bilmeyen, savaş ve barışı bilmeyen, egosu, nefsi, bir de şeytanı var. Bunlar da isyan ediyorlar işte. Çalıyorlar, çırpıyorlar, hırsızlık yapıyorlar, yalan söylüyorlar, kıskanıyorlar, haset ediyorlar, ben diyorlar. Hep nefsane şeyler yapıyorlar, nefsane filmler, diziler yapıyor, pislik, cinsellik, entrika, şiddet, korku. İnsanlar korkutaraktan merak ettirerek de, insanın bir merak şeyi vardı, hep korkuya merak salar, patlamaya, çaslamaya. Bir de cinsel organlarından dolayı da bedava olarak bir iştahı vardır. Buradan da giriyorlar, pozlarlar, bilmem sahnelerle. İşte insanları bunlar bozuyorlar, ahlaksızlaştırıyorlar, kötülük yapıyorlar. Bu kötülüğün içinde yapan zalim zaten, seyreden de günahkar. Ve bu yaşamı tercih eden de günahkar. Şeytanın şeyleri, şeytanın yolunda gitmek, nefsin kötü ve arzularına boyun eğmek günahkar olur. Ve bozulursun. Bu bozulma sana vesvese olarak dönülür. Endişe, korku, sonra panik atak. Sonra sakinleştirici. Bazıları da bunu uyuşturucu olarak, efendime söyleyeyim, içki olarak kullanıyorlar. Ayık gezemiyorlar. İyilik yapan kendine suyla idare ve ayranla, kötülük yapanlar da bütün bu Allah'ın yasakladığı, sevmediği şeyleri yapıyorlar. Sonra gene sevimsiz, karanlık çağ. Karanlık çağa gidiyorlar. Karanlık çağ. Gene dünyada bir aydınlık var, orası karanlık çağ. Dünyada bile, aydınlık çağda bile bunlar tedirgin, mutsuz. Ne kadar çok para kazanırsa kazansın, kendine güven geliyor. Tanrı'ya meydan okuyor, ben yarattım, ben yaptım der geliyor. Zenginler daha çok mutsuz. Daha çok endişeli. Ve Allah'a görmezden geliyor, saygısızca. Fakirlerde gene, tabii müstesna zenginler vardır. Allah'ını bilen, kendini bilen, parasını bilen. Bunları biliyorlar ama genellikle şımarık oluyorlar. Fakirler veya orta sınıf Allah'a daha çok yaklaşıyorlar. Bunlar çünkü bir güvenceleri yok dünyada. Tanrı'yı düşünce mutlu oluyorlar. Zaten kültürel lüks veya lüks bir herhangi bir hayatta yaşamadıkları için onlar Tanrı'ya daha çok yaklaşıyorlar. Yaklaşınca diyorlar ki öbür sapkınlarda diyor bu din diyor geri şeycilerin işi, fakirlerin işi, fukaraların işi gibi. İşte onlar da bir imtihanda, o sapkın zenginler, o fakirler de bir imtihanda. Kötülük yapanlar. Evet. Tabi Allah her şeyle deniyor. Varlık veriyor, zenginlik veriyor, şöhret veriyor, deniyor bakın. Bir bakıyorsun bu değişecek mi, değişmeyecek mi? Genellikle değişmiyor. Veya fakirlik veriyor, isyan edecek mi? Genellikle isyan ediliyor. Tabii bu arada üstesinde insanlar tabii doğruyu bulup tövbe edebiliyorlar. Ya intihardan dönüyorlar, o zaman Kur'an'la tanışıyorlar. Çevremde duyuyorum. Veyahut da bir sözle, bir şeyle, bir işaretle
Kenan'a bir çek yapıyor, dönüş yapıyor. Geçen hafta bir televizyon programında bir bayan arkadaşlarla, kız arkadaşlar baraj ediyorlar. Geçmişini anlatıyor bu bayan. O herkes bir şey içer ki bu diyor ki içtiğiniz ne? Bu diyor iyi geliyor ağrılarımıza. O da diyor benim de diyor başım ağrıyor. Ben de içeyim içeyim diye iç diyorlar. Sonra eroinman oluyor. Sonra kendine çek yapıyor. Tövbe ediyor. Çok güzel bir şey bu. Dönüş yapıyor ama. Hesaplaşıyor. Çok hesaplaşıyor. Şimdiye kadar da 200 kişiyi diyor tedavi yapmalarına. Vesile oldum tedavi olmalarına. Şu anda da diyor 5 kişi de hastanede yatıyor. İyileşmeye doğru gidiyor. Böyleler de var tabii. Tövbe etmek, yüzleşmek. Hatalarla. Şimdi de hizmet ediyor. 200 kişiye hizmet vermiş şimdiye kadar. Kurtarmış yani uyuşturucu bağımlılığından. Burası iyiler ve kötüler. Tercih senin. İmtihan. Bizim mayamız böyle yaratılmış. Acılar da var, kederler de var, mutluluk da var, huzur da var. Ama esas buna katlandığım zaman her iki tarafa da cennet ödüllendirecek Allah. Katlanamayan, isyan edenlere de cehennem edecek. Yeraltı çukurları, zifiri karanlık, içtikleri irinden su. Ben bazen misal veriyorum kendi arkadaşlarıma da söyleyeyim. Şimdi fareler nerede yaşıyor? Karanlık dehliz veya foseptiklerin şeylerinden kanallarını pis şeylerde yaşıyorlar değil mi? Onların hayatı o. Çıkmıyorlar yani. Onların bir yaşam tarzı. İşte cehennem de böyle. Onların bir yaşam tarzı olacak. Hatta orada o pisliklerin içinde irinler içecekler. Zakkumlar ağacından yiyecekler. Onlar bedenler tekrar meydana girecek. Yanacaklar tekrar büyüyecek. Sodukları zaman tekrar içecekler irin suları. Pisliklerden işte paraya benzedik. Onu da yaratan Allah. Dünyada fare. Evet kuşlar da yaşıyor. Leylekler de yaşıyor havada. Güzel güzel ormanlarda. Başka hayvanlar. Güzel güzel çayırlarda kuşlar. O kadar özgürler ki yazın başka yerde, kışın başka yere gidiyorlar. Göçmen kuşlar diyoruz bunlara. Uçuyorlar. Allah'ın izniyle. İşte uçmasını bilmek lazım. Hür mü olacağız, köle mi olacağız? Bu dünya denizinde yüzüp başka okyanuslara mı açılacağız? Daha güzel, sonsuz bir diyarlar orada. Hayat başka, beden farklı. Yoksa foseptikleri lağım çukurlarına mı gideceğiz? Farelerden önüne kalın işte. Evet, burası bir masal yeri. Bir varmış, bir yokmuş. Bir dünya varmış. Sonra bir varmış, bir yokmuş, cennet cehennem varmış. Burası bir rüya diyorlar, öyle. Uyandığımız zaman diyeceğiz ya, of, kurtuldum diyenler olacak, bir de üzülecekler. Ya ben kötü bir rüya gördüm, kötülük yapanlar. Ya ben iyi bir rüya gördüm, oh, cennete geldik. Böyle bir şey. Nasıl gene bu dünyada rüyalar görüyoruz da tükürüyorum bazen ben yani. Diyorum iyi ki gerçek değil burası. Rüyamda kımar. Uyanınca mutlu oluyorum. Çünkü bir yerlerden gelip bir şeylerim oluyor, bir şey kaybediyor, acı çekiyorsun, bir şey oluyor. Veya çok tatlı, zevkli rüyalar da görebilirsin. Onlardan mutlu oluyorsun. Keşke gelmeseydim diyorsun dünyaya. Uyanmasaydım, böyle yaşasaydım. Tabii genellikle az oluyor onlar. Allah lütfen ikram ederse diye.